Aleyküm selam. Aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İmam Efendi. Eğer müsaitsen bizim Remçü ile İshak abinin bir meramı vardır. Vallahi pek müsait değilim. Köyün camisine minare yaptırmak için şehre inip kaymakamla görüşmem gerekiyor. Fakat buraya kadar zahmet etmiş yorulmuşsunuz. Sizi de geri çevirmek ayıp olur. Buyurun oturun. Lakin biraz acele edelim. Sağ olasın Hoca Efendi. Hele İmam Hoca, o pis mübarek ellerini ver de bir öpelim. Hoş ulan, hoş! Olmaz! Lütfen mesafemizi koruyalım. Koronavirüs kurallarına uyalım. Tedbir bizden, takdir Yüce Mevla'dan. Zaten maske de takmamışsınız. İmam Hoca, bizim kimseden gizli saklımız yok. Biz maskesi düşenlerden değiliz. Olur, Ramçu da öyle söylüyor hocam. Ramçu Faru, kuyçan bir maifeden. Kaçanacan, gel hoca maifet bak ben, hayali razi. Öyle zaman ya hoca, kerem ke. Neyse, fazla uzatmayalım. Zamanım yok. Meramınız neyse söyleyin. Hoca efendi, bizim kısmetimiz kapanmış. Ramçu'yla birkaç kez evlenmeyi düşündük ama lakin erkek çıktı evlenemedik. Bak İmam hocam, herkesin bir manikası var. Benimse hıyar gibi bir suratım var. Bize bir parmak at da kısmetim açılsın. Tabii canım tabii. Her şeyin bir çaresi vardır. Neden olmazsın? Hoca efendi, eğer benim kısmetimi açarsan sana 100 koyun, 10 altın, bir de 2 tane eşek feda ederim. Ala. Güzel. Senin işin kolaydır. Hem okurum hem üflerim. Hatta 7 sülalene bile okuyup üflerim. Hocam bir orada dur, sülalemi karıştırmayalım lütfen. Yav, yanlış anladın Müslüman kardeşim. Okumuşken hepsinin birden kısmetini açalım. Hoca efendi, benim de bir tavuğum var. Günde 2 tane yumurta yapar. Orası kesindir. Bana da bir üflesen olmaz mı? Tavuk mu? Oğlum Memik. Memix, bir bardak su getir. Buyurun bana bakalım. Al evladım, al. Afiyet olsun hocam. Vallahi İshak kardeşim, senin işin kolaydır. Sana okurum, üflerim. Fakat Remço'ya okurum ama üfleyemem. Şeyim yetmez. Neyin yetmez hoca efendi? Şeyim benim, nefesim yetmez. Değil sana üflemek. Hatim indirsem fayda etmez. Senin işin bende değil. Allah'a kalmış. Zaten hocam üflesen çocuk zayıf havada kalır. Yahu bu işler öyle olmuyor İshak kardeşim. Yani bunun da bir maliyeti var. Ama sırf İshak efendinin hatırına bir okurum, tavuğunu da alırım. Ferruh kardeşim, senin bir isteğin yok mu? Çok şükür İmam efendi, benim her şeyim tamdır. Sana yedirecek malım yoktur. Öyle mi zındık? Hele sen biraz öte kay. Bir an önce İshak Efendi'ye okuyayım, üfleyeyim de kısmeti açılsın. Memik evladım. Memik evladım, hele bir gel. Buyurun Hoca Efendi. Memik evladım, hemen İshak kardeşimizin evine gidiyorsun. 100 koyun, 2 de eşeği kapıyorsun. Oradan dönüşte Remço'nun evine uğrayıp bir tavuğu da al gel. Tamam hocam, hemen gidiyorum. Hadi evladım. Bize o 2 yumurtayı unutma.
Evet sevgili kardeşlerim, duaya başlıyorum. Hepiniz gözlerinizi kapatın. İmam Hoca ne kadar güzel üfledin. İçim açıldı. İmam Hoca ne güzel öyle tükürdün. Bir ağzımıza sıçmadan kalmıştı yahu. Sus kafir! Konsantremi bozma! Tavuğun yani İsa kardeşimin hatırı için sana da okuyacağım. Sonra defol git. Zaten cumaya da gelmiyorsun. Ya hocam böyle ucundan ufak bir şey ramçoda üflesen. Konuşma zındık. Hocanın işine karışma. İmam Hoca, şimdi sen bana üflemiyor musun? Vallahi bu sıfat için mübarek nefesimi tüketemem. Zaten İmam Hoca, sen bana üflesen 5 para etmezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun münafık? Sabahtan beridir bir ağzımıza sıçmadığın kaldı. Biz bir şey dedik mi? Lan sizi bana parayla mı verdiler? Siktirin gidin. İstat efendi kardeşim. Zamane gençleri böyle. Ne utanma ne arlanma var. Aynen hocam çok haklısın. İstat efendi şu bizim 10 tane cumhuriyet altınını acaba ne zaman şey yapacağız? Hocam tamam. Dert etme. Eve gidince çocukla yollarım. Sen de ne açıyorsun çıktın hocam? Ya Rabbi şükür.